Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. E2 vizesini New York'tan başvurup alırsam 2 yıl içinde Amerika'dan çıkmamam gerekiyormuş. Doğru mudur? Türkiye'den başvurduğumda 5 yıl veriliyormuş ve konsolosluk vizeyi pasaporta basıyormuş. Giriş çıkış için daha garanti diyorlar. Doğru mudur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi E2 vizelerine başvuru yaparken yatırımcıların 2 tane opsiyonu var. Eğer Amerika içindeyseler, yasal bir durumda bulunuyorsalar statü değişikliği yapabilirler. Buradan göçmenlik dairesi üzerinden. Eğer böyle bir durum yoksa ya da ülkelerindeyseler ya da ülkelerine hemen seyahat edecekseler o zaman ülkelerinde bulunan Amerikan konsolosluğu üzerinden gidilip oradan E2 vizesini alıyor olacaklar. Dolayısıyla bu iki opsiyonu yatırımcıların var her zaman. Eğer yatırımcı Amerika içinde buna başvuruyorsa o zaman statü değişikliğini alıyor 2 yıllık. Bu tabii 2 yıl çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Buradaki olan mesele şu. Eğer statü değişikliğine başvurulduysa ve onay alındıysa burada kalırken ne zaman ülke dışına çıkmaya planladıysa o zaman da Amerikan konsolosluğuna başvuru yapılması gerekecek ki oranın üstüne gidip Amerikan konsolosluğundan yatırımcı vizesini pasportunu alabilsin ki tekrar ülkeye geri gelebilsin. Yoksa bu sizin Amerika'da ben başvurdum, 2 yıl oturumu aldım, burada kalmak zorundayım, şimdi çıkamam değil. Bütün mesele çıktığınızda E2 vizenizi tekrar alıp Amerika'ya gelebilmeniz. Dolayısıyla çıkmanıza bir engel yok. Gelebilmeniz için ise Amerikan konsolosluğundan vize almanız gerekecektir. Dolayısıyla giriş çıkış için daha garanti demek şu tarafı oluyor. Konsolosluktan aldığınız vize ancak sizin girişi yapmanıza imkan veriyor. Amerika için de aldığınız statü değişikliği buna imkan vermiyor. Dolayısıyla eğer yatırımınız yerinde ise ve ülkenizdeki Amerikan konsolosluğundan da gitmeye herhangi bir engel yoksa bunu yapacak durumdaysanız o zaman Amerikan konsolosluğundan gidip vizenizi almanız çok daha iyi olacak. Tabii bu sizin yatırımınızı yapıp yatırımınızı başlatıp dosyalarınız hazırlanıp Amerikan konsolosluğuna sunulduktan sonra gideceğiniz bir görüşme olacak. Yoksa tabii ki bu noktada bir sorun yoksa Amerikan konsolosluğu üzerinden gitmek en azından vize noktasında sizi daha rahat kılabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.